Toplam talep, toplam arz modelini hızla gözden geçirerek bununla ilgili çıkmış sorular üzerinde duralım. Şimdi arkadaşlar, bu toplam talep veya toplam harcamalar dediğimiz yaklaşımın bir çeşit versiyonu idi, yeni bir versiyonu idi. Toplam harcamaların toplam talebi oluşturduğunu daha evvel ifade etmiştik. Buradan yola çıkarak birkaç şey üzerinde durmuştuk. Toplam harcamalar aslında toplam talebi oluşturuyor. Toplam harcamalar da tüketim, yatırım, hükümet harcaması ve net ihracat olarak belirlemiştik. Bunların içeriğinden söz etmiştik. Belli bir dönemde bir ekonomide bütün mal ve hizmetleri satın almak için yapılan harcamaları ifade ediyordu toplam talep. Ve bunun negatif eğimli olduğunu fiyat ile reel gayri safi yurt içi arasında, bu fiyat dediğimiz bir malın fiyatı değil, bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını gösteren fiyatlar genel düzeyini ifade ediyor. Ve toplam talep eğrisi negatif eğimli. Bu toplam harcamalar fonksiyonundan da ifade ediliyor. Fiyatlar genel düzeyi düştükçe buna göre reel gayri safi yurt içi hasıla artış gösteriyor. Tersi bir durum söz konusu olduğu zaman da, yani negatif fonksiyonun ilişkisidir zaten. Fiyatlar yükselmeye başlayınca reel gayri safi yurt içi hasıla da azalma gösteriyor. Toplam harcamalardaki değişim veya toplam harcama fonksiyonundaki değişim de bunu gösteriyor. İşte şu fonksiyon daha önce bunun üzerine durmuştuk. Mesela tüketim fonksiyonuydu. O fonksiyondan söz etmiştik. Buna benziyor. Diğerlerini ekleyerek tüketim fonksiyonunu dahil edebiliriz. Toplam talep eğrisinin 3 türlü negatif eğimli olma nedeni vardı. Bir, servet etkisi, reel balans etkisi. İki, dönemler arası ikame. Üç de uluslararası ikame etkisi idi. Dönemler arası ikameye faiz oranı diyebiliyor dedik. Servet etkisi paranın satın alma gücüyle ilgili, yani satın alma gücü etkisi de denebilir. Faiz oranının tasarruflar ve harcamaları etkilemesi yönüyle ters yönlü bir etki oluşturduğunu söyleyebiliriz. Döviz kurunu ise uluslararası ikame etkisi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta da bunları tekrar etmiştim. Onun için bunları kabaca üzerinde duruyorum. Faiz oranlarının düşmesinin daha çok borçlanmaya, daha çok mal ve hizmet satın almaya sebep olmaya ve dolayısıyla toplam harcamaları ve toplam talebi artırıcı etkisinden bahsetmiştik. Döviz kuru ise dünya alemi, dış alemle ilgiliydi. Döviz kuru etkisi, içeride fiyatlar genel düzeyi dışarıya göre düşerse bu içerideki malları dışarıya göre ucuz hale getirecektir. Hem içeride hem dışarıda bizim ürettiğimiz mal ve hizmetlere yönelik talep artacaktır. Bu da toplam harcamaları artıracaktır. Evet. Şimdi toplam talep eğrisi eğer kayarsa, sağa ya da sola kayarsa, buna kayma diyoruz. Talep eğrisindeki değişmeden ziyade talepteki değişme diyoruz buna biz. Hükümet politikaları bunu değiştirir. İşte günümüzde olduğu gibi toplam talebi artırmak için veya düşen talebi artırmak için yapılan ödemelere benzer şekilde veya teşviklere, desteklere benzer şekilde hükümet iş yerlerinin birkaç ay işçilerinin maaşlarını devletin sorumluluğu altında olduğunu, devletin ödeyeceğini belirtmesi şeklinde bunlar hep toplam talebi düşürmeme yönünde politikalar veya sağa kaydırma yönünde. Zaten önemli ölçüde burada bir düşüş var idi birkaç aydır. Bu düşüş eğilimini ortadan kaldırmak. Hükümet politikaları bunu etkiliyor. Firma beklentileri etkiliyor. Uluslararası faktörler. Mesela dışarıda milli gelir düşerse, ki düşecek bu sene öyle görünüyor pandemi etkisiyle. Bu Türkiye'nin ihracatını 2019 yılında olduğu gibi 180 milyar dolar olarak gerçekleştirmesine imkan sağlamayacak. Muhtemelen düşecek, daralmaya bağlı olarak 170'lere, 160'lara tekrar geri dönme ihtimalimiz ihracat açısından, ihracat dış talebi gösteriyor idi hatırlarsanız. Bu da toplam talebin bir fonksiyonu idi. Evet, toplam talep eğrisi sağa kayıyorsa ne diyoruz? Toplam talep arttı. Sola kayarsa toplam talep azaldı diyoruz. Artışı sağa, azalışı sola kayma şeklinde. Burada genişletici para politikası özellikle
resesyon durgunluk dönemlerinde ekonomiye can vermek için etkilidir. Bunu 2008 yılında dünya ekonomisinde çokça gördük küresel krizde. Küresel kriz ne yaptı? Harcamaların, insanların harcama yapmasını engelledi ya da durdurdu. Bunu ortadan kaldırmak için sürekli dozlar halinde Amerikan ekonomisine ve dünya Avrupa ekonomilerine, Türkiye ekonomisi dahildir. İşte hatırlarsanız o dönemde alın verin ekonomiye can verin şeklinde reklamlar vardı. Yani satın almayı özendirecek, harcama yapmayı özendirecek politikalar vardı. Bunu da destekleyecek eğer para varsa genişletici para politikası, para arzı artarsa ya da maliye politikası bağlamında genişletici bir etki ortaya çıkarsa, hükümet harcamalarını artırırsa bu da toplam talebi artırma yönünde eğilimler idi. Toplam talep eğrisi pek çok faktörle artıyor idi. Mesela servet artarsa, insanların serveti artarsa talep artar, beklentiler olumlu olursa artar, borçluluk azaltır, vergiler azaltır. Neden? Çünkü ters yön etki oluşturur. Faiz oranları yine yatırım harcamalarını azaltır. Beklenen getiri artarsa artar. Kumar vergisinin yükselmesi toplam talebi, talep eğrisini ve bunun önemli parçası olan yatırım harcamalarını azaltır. Teknolojik gelişmeler yatırım harcamalarını artırır. Kamu harcamaları artarsa az önce bahsettiğim gibi talep eğrisi sağa kayar, azalırsa sola kayar genel itibariyle. Dış alem milli gelir ve döviz kurları bunlar da ne yapıyor? Toplam talep eğrisini kaydırıyor. Toplam arza gelirsek toplam arzı talepten ayıracak şekilde şöyle bir şey yapmıştık. Bütün piyasaya sunulan reel çıktığı hasıla miktarı, bütün üreticilerin birlikte sunduğu reel hasıla ve fiyatlar üzerinde burada pozitif bir ilişki var. Talep toplam talepteki negatif bir ilişki ama burada mevzu maliyetleri ilgilendiren her şey toplam arzı ilgilendiriyor. Orada maliyetle ilgili bir husus yoktu. Çünkü üretim kanadından bahsediyoruz burada. İşte girdi fiyatlar, teknoloji ve geleceğe ilişkin, piyasanın geleceğine ilişkin beklentiler bunu sağlıyor idi. Mesela girdi fiyatları düşerse sağ kayar, değil mi? Yani kullandığımız emek maliyetleri düşerse toplam arzın sağa kaymasını bekleriz. Teknolojik gelişmeler yine sağa kaydırır. Olumlu beklentiler sağa kaydırır gibi. Bunlar şeyden farklıydı. Kısa dönem toplam arz eğrisi sağa kayıyorsa bu türlü gelişmeler sonrası sağa kayar. Sola kayıyorsa da örneğin girdi fiyatları ücret düzeyi yükselirse sola doğru kayma ihtimali vardır. Belli bir dönem içerisinde bu genellikle bir yıl gibi bir şey. Kısa dönem bir yıla kadar. Ücretlerin ters ilişkisi, ücretlerin düşmesiyle emek dışı girdi fiyatlarının düşmesi arasında verimliliğin artması toplam talebin, toplam arz eğrisinin kısa dönem bu tabii ki sağa kayması, ücret oranlarının yükselmesinin de kısa dönem toplam arz eğrisinin sola kaydırması yönündeki böyle bir grafiksel şeyden de bahsedebiliriz. Uzun döneme gelirsek arkadaşlar, uzun dönemde girdi ve çıktı fiyatların esnek olması ve fiyat hareketlerinin serbest olması, tam sistem düzeyinde sabit olması gibi bir durum. Bu uzun dönem Phillips eğrisiyle alakalı da bir şeydi hatırlarsanız. Bunu değiştirmek için, sağa ya da sola kaydırmak için bütün stoklarda değişim olması lazım. Mesela emek, sermaye, doğal kaynak, teknolojik bilgi vesaire gibi. Yani uzun dönemde ortaya çıkabilecek unsurlardır. O zaman tam istihdam varsayımı altında bundan söz edebiliriz. Kısa ve uzun dönem birleştiği, burada iki tane neyimiz var? Arz eğrimiz var. Kısa dönem toplam arz eğrisi, bir de uzun dönem. Uzun dönem LR ile, long run ile gösteriliyor. Kısa dönemde SR ile, SRAS ile, o da short run ile gösteriliyor. Bu ikisinin birleşmesi lazım. İki tane farklı durum var. Eğer ekonomi tam sistem dengesinin solunda oluşmuşsa, şurada deflasyonist bir durum var. Sağında olmuşsa da enflasyonist bir durum var ya da şişkinlik var diyeceğiz kısa dönemde ortaya çıkan durum. Deflasyonist açık dediğimiz husus işte solda oluşuyor. Ve fiili gayri safi yurt içi hasıla potansiyel gayri safi yurt içi hasılanın altında. Yani gerçekleşmesi beklenen bir hasıla var uzun dönem.
azalıyor. Bu ekonomideki işleyiş mekanizmaları, genellikle işçi ücretlerindeki düşme mekanizmasına bağlı olarak tekrar toplam arzı gelişti, kısa dönem toplam arzı artırıyor. Bu da toplam talep harcamalarını artırıyor. Dolayısıyla uzun dönem dengesi sağlanıyor. Enflasyonist açıya geldiğimiz zaman ise bu sefer kısa dönem toplam arz ile uzun dönem toplam arz eğrisi, uzun dönem toplam arz eğrisinin sağında kalacak. Toplam taleple sağda buluşacak. Şişkinlik var demektir. Bu da aşırı hasıla var ve fiili hasıla potansiyel hasılanın üzerine çıkmış durumda. Aşırı istihdam. Bu da enflasyonist açığa sebep oluyor. Bu emek talebini artırıp ücretleri yükseltiyor. Ücretlerin yükselmesi toplam arzı sola doğru kaydırıyor. Toplam arzın sola doğru kayması fiyatlar genel düzeyini artırır. Böylece toplam talep de azalır. Meydana gelince toplam talep sola doğru kayar. Toplam talebin sola doğru kayması enflasyonist açığı giderir. Böyle bir mekanizma çalışıyor idi burada. Enflasyonla ekonomi arasındaki ters yönlü ilişki, bunun aşırı şişkinliğe yol açmasının ekonomiyi bitirmesi, tabii bu bir görecelilik halinde ortaya çıkan bir durum. İki tablo var idi. Bir, toplam talep şoku, ani meydana gelen şok, düşüş örneğin mesela, ekonomik kriz olursa, işte günümüzde olduğu gibi pandemi olursa buna neden oluyor idi. Bunun giderilmesi gerekiyor idi. Uzun dönemde ortaya çıkacak gelişmelerle. İkincisi toplam arz şoku veya stagflasyon. Bu da 1970'lerin hikayesiydi. Bu sefer şeye doğru, sola doğru kayar arz şoku. Toplam arz eğrisinde, kısa dönem toplam arz eğrisinde daralmanın meydana getirdiği dengesizlik, enflasyon, işsizlik bir arada ortaya çıkar. Ve bu da kendi içerisindeki mekanizmalarla giderilecek bir durum idi. Ne kadar sürede giderileceği diğer değişkenlerin tamamına bağlı. 3 yıl, 5 yıl ne kadar süreceği, mesela 2008 krizin etkileri 2012'ye kadar devam etti. Bu da gösteriyor ki özellikle küresel ekonomilerde böyle bir tablo var. Böylece şeyi genel olarak özetlemiş idik. Şimdi bununla ilgili 3 şeyden bahsettik. Bu nedense bu yansıda çıkmıyor. Keynesyen toplam arz eğrisi, işte bu eksik istihdam dengesi koşullarında toplam arz eğrisinin, kısa dönem toplam arz eğrisinin 3 bölümü olduğunu ifade eder. Bu 3 bölümünün yatay olduğu, sonsuz esnek olduğu alana keynesyen aralık deriz. Dikey olduğu, pozitif eğim aldığı alana ara aralık, dik olduğu zaman ara alana da klasik aralık deriz. Bunun şöyle bir şöyle ifade edebilirim. Şuraya göstereyim. Kısa dönem keynesyen arz eğrisi. Yatay eksende reel gayrisafi yurt içi hasıla, dikey eksende fiyatlar genel düzeyi var. Şurası arkadaşlar keynesyen aralık. Şurası toplam kısa dönem toplam arz eğrisi. Yatay eksene paralel. Yani şu burada toplam talep eğrisini sağa kaydırarak veya toplam talebi artırarak milli gelir artırabilirsiniz. İşte şöyle, şöyle milli gelir buraya kadar, şu mesafe kadar artmış oldu. Fiyatlar genel düzeyinde bir değişme var mı? Yok. Fiyatlar genel düzeyini değiştirmeden eksik istihdam durumunda artırabilirsiniz. Ama ekonomi tam istihdama doğru giderken eğri didikleşmeye başlar. Eğri didikleşmeye başlarsa, yani pozitif bir hal almaya başlarsa, bu sefer toplam talebi sağa kaydırmanız bir miktar yani gelir artırırken bir miktar da fiyatlar genel düzeyinde artış meydana getirir. Nereye getirir mesela bunu? P'den P üssüye getirir. Bunun anlamı gelir de arttı, fiyatlar da arttı pozitif olduğu zaman. Ama öyle bir nokta gelir ki klasik aralık dediğimiz mevzu orasıdır. Bu da dikleşir. Uzun dönem toplam arz eğrisi haline benzer. Burada arkadaşlar toplam talebi artırmanız, sağa doğru kaydırmanız sadece ve sadece işte şurada görüldüğü gibi fiyatlar genel düzeyin artmasına sebep olur ve bunun asla milli gelir artmasına neden olmayacağı ifade edilir. İşte uzun dönemde talepteki artışa bağlı olarak tam istihdam dengesi halinde tablo böyle resmedilebilir. Bunu başka kaynaklardan, kitaptaki şekillerden de görmeniz mümkün. Bu yansıya çıkmadığı için bunu burada tekrar ettim. Şimdi gelelim sorularımıza arkadaşlar.
20 civarında soru var. KPSS ağırlıklı, kaymakamlık vesaire ağırlıklı sorularımız var. Klasik iktisada göre bu önermelerden hangisi doğrudur? Şimdi klasik iktisatla hatırlarsanız Keynesyen iktisat okulunu ayırmıştık. Klasik iktisatta her arzın kendi talebini yaratacağı şeklinde bir ne vardı? Öngörü vardı. Say yasası dediğimiz mevzu buydu. Say yasası harika Cemal. Toplam gelirdeki değişmeler para talebini etkilemez. Bunlar artık böyle çok alakasız şeyler. Çok belirgin bir şekilde burada say yasası görülüyor. Toplam talepteki değişmeleri milli gelir etkilemesi. Bu uzun dönem dengesi daha ziyade klasik önermelerin uzun dönemde ekonominin kendiliğinden dengeye geleceğine ilişkin söylemler her arzın kendi talebi yaratacağına, bu denge halinin sürekli olacağına dair söylemler klasik iktisadın önerilerden bir tanesini oluşturuyor idi. Enflasyonun tanımı sorulmuş arkadaşlar. Bu hem önceki konular bağlamında hem de enflasyon setki bağlamında bakabiliriz buna. Bu da bir KPSS sorusu. Gayet basit bir soru. Evet, C diyen arkadaşlar bütün malların fiyatlarının yükselmesi. Arkadaşlar bütün mallar yoktur. Bütün mallar enflasyonda yoktur. Bütün mallar olsa, bütün malların olduğu bir enflasyon sepeti vardır ama onun adı bu değildi. Onun adı gayri safi yurt içi hasıla neydi? Zımni deflatörü idi. Önceden belirlenmiş bazı malların, bu da arkadaşlar, önceden belirlenmiş bazı malların fiyatlarının yükselmesi çok muğlak laflar. Evet, Merve Esva Çağlayan burada doğruyu buldu. Hane halkının en fazla tükettiği mal ve hizmet sepeti. Bakın bir sepet olacak mutlaka. Bu tüketici fiyatlar endeksi için de üretici fiyatlar endeksi için de aynı şey ay geçerli de bir sepet olacak. Buna enflasyon sepeti deriz. Enflasyon sepeti bu fiyatlar bu sepetin içindeki mal ve hizmet fiyatları yükselirse ya iletişim de vardır mesela hizmet vardır bunun içerisinde. Başka ne vardır? İnternet bağlantıları vardır. Otel, turizm vesaire bununla alakalı yapılan harcamalar bunlar vardır. En çok tipik kullanılan mal ve hizmetler. Evet, hane halkının en fazla tükettiği malların fiyatlarının yükselmesi. Burada bu böyle muğlak değil. Ne olacak? Mutlaka bir sepet olacak. Enflasyon sepeti lafını unutmayın arkadaşlar. Ve en fazla tüketilen mal. Geçiyorum. Her arz kendi talebini doğurur şeklindeki say yasası. Bu sefer say yasasını kim kabul etmiştir? Klasik iktisatçılardan birisi. Klasik iktisatçılardan olmayan mesela Keynes bir klasik değildir. Kendi çapında bir okul sahibi. Senior ve Weber bunun zaten ekonomikten ziyade sosyolojik yönü var. Bununla alakalı olan şey Ricardo. Evet, harika Cemal. Ricardo sayın her arz kendi talebini klasik iktisatçılar Smith, Ricardo ve Say gibi birkaç kişiden ibaret. Malthus da klasik iktisatçıdır ama onun böyle bunu kabul ettiğini söyleyemiyoruz. Anlaşıldı herhalde vaziyet. Keynes. Şimdi Keynes'in meselesi neydi arkadaşlar? Ekonominin durgunluktan çıkması tam İslam düzeyini sağlamıyor. Hangi politikalar? Evet, politikalar durgunluk varsa değil mi? Durgunluk varsa tam İslam düzeyini sağlayabilmesi için bakın Keynes'in hikayesi şudur. Az önce çizdiğimi tekrar çiziyorum. Şurada reel gayri safi yurt içi hasıla dikey eksende ne var? Fiyatlar genel düzey var. Şu Keynesyen kısa dönem arz eğrisi. Şu ara aralık. Şurası da arkadaşlar klasik aralık. Şimdi toplam talep eğrisi AD diyelim biz buna. AD. Eksik istihdam koşullarında AD'de bir toplam talebi artıracak gelişmeler şuraya kadar. AD'yi artırırsak, şuna AD üssü diyelim. Keynes'in aralık üzerinde duruyorum. AD üssü. Ne oldu şimdi? Milli gelir başlangıçta şurada. Milli gelir artış gösterdi. Fiyatların genel düzeyinde bir değişim oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü ekonomi eksik istihdamda. Eksik istihdamda durgunluktan çıkmak, tam istihdama ulaşmak için yani şurası tam istihdamı gösteriyor. Buraya ulaşmak için yapılacak tek şey vardır. O da genişletici bir maliye politikası izlemektir. Yani kim elini taşın altına koyacak? Hükümet taşın altına koyacak. Özellikle işsiz kalan kesimleri destekleyerek bunlara yönelik harcamaları artırarak.
Bu daraltıcıları tamamen devre dışı bırakıyoruz. Para arzını sabitleme vesaire. Bunun etkileri de genişletici maliye politikaları gibi olmaz. Geçiyoruz. 2013'te bir başka bir sorumuz çıkmış. Hangisi mal ve para piyasasının eş anlı dengede olduğu fiyat hasıla düzeyini gösterir? Mal ve para piyasasının eş anlı dengede olduğu fiyat, bakın fiyat düzeyi. Fiyat düzeyi ve hasıla arasındaki ilişki. Mal piyasası, mal hizmet piyasası ve para piyasası. Bunların ikisinin aynı anda dengede olduğu iki şey vardır, iki ihtimal vardır. Bir, bunlar IS ve LM eğrileri faiz oranları ile ilgili bir durumdur. Şurada faiz oranı ve hasıla bileşiminden söz etseydi IS ve LM üzerinde durabilirdik. Mesela IS diyebilirdik buna ya da IS-LM dengesini sağla diyebilirdik. Bu neyle ilgilidir? İkisinin bir arada dengede olduğu fiyat düzeyi hasıla ilişkisi işte bizim bugün tartıştığımız toplam talep eğrisidir. Toplam talep eğrisi üzerinde bütün harcamalar, mal ve hizmetlere yönelik harcamalar ve para piyasasının dengede olduğu fiyat hasıla düzeyi söz konusudur. Toplam arz eğrisi neden yoktur? Toplam arz eğrisi diğer hususlar girdiler vesaire maliyeti ilgilendiren hususlarla ilgilidir. Evet, bu da bir 2001 ilk şey KPSS sınavı sorusu, KMS'ydi o zaman adı. Faiz oranları artırılınca hangisi meydana gelir? Şimdi faiz oranlarının artırılması toplam talebi artırır mı arkadaşlar? Hayır. Neden? Tam tersi azaltır. Enflasyon yükselir mi? Yükselebilir ama net bir etki ortaya çıkmaz. Faiz oranları ne üzerinde etki yapar? Daha ziyade firmaların yatırım harcamaları üzerinde etki yapar. Bravo Cemal. Yani yatırımları azaltır. Birileri daha mı az tasarruf eder? Tam tersine daha çok tasarruf eder. Firmalar daha fazla mı? Hayır, daha az borçlanır. Gayet belirgin bir soru da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yüksek fiyatlar hangisi yoluyla toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğimini belirler? Evet, bu da ilginç bir soru. Yüksek fiyatlar iş gücüne katılım oranı etkileyip potansiyel gayri safi yurt dışı hasıla düzeyini küçülterek işsizliği artırıp yatırımları tüketimi azaltarak, faiz oranlarının artmasına yol açarak yatırımları azaltarak toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğiminden bahsettiğimiz zaman neden söz ediyoruz? Ücretlerdeki artış tüketimi reel olarak azaltır. Böyle bir şeyden bahsedeyim. İş gücüne katılım oranı tüketim harcamalarını azaltır. Faiz oranlarının artması yol açık yatırımları azaltır. Evet. Hangisi görünüyor? Onu önceki için mi söylediniz? Faiz değil mi arkadaşlar? Faiz oranlarının artmasına yol açarak yatırımları azaltarak. Harcamalara ilişkin tek burada bulabileceğimiz şey, aşağı yönlü eğilimi göstereceğimiz şey burasıydı. Diğerleri alakasızlıklar. Milli gelirin tam istihdam düzeyinden yüksek olması. Evet, milli gelirin tam istihdam düzeyinden yüksek olması nasıl gösteriyorduk? Yani sağa doğru kayması değil mi? Sağa doğru kayması. Nasıl sağa doğru kayar? Dengenin sağında olması. Milli gelir denge düzeyinin, evet, potansiyel milli gelir düzeyinin üzerinde olması mıdır? Yani fiili milli gelirin potansiyelin üzerinde mi olmasıdır, aşağısında mı olmasıdır? Evet, var mı cevap? Kısa uzunluğun toplam arz değişmezken toplam talebin değişmesi. Yani böyle bir şey yok. Yüksek olması. Kısa uzun dönem toplam talep diye bir şey yok. Sadece toplam talep var. Milli gelir denge düzeyinin potansiyel milli gelir düzeyi eşit olur, zaten denge vardır. Milli gelir denge düzeyinin potansiyel milli gelir düzeyinin üzerinde olması. Değil mi? Ne diyorduk biz buna arkadaşlar? Enflasyonist açık diyorduk değil mi? Milli gelir tam istihdam düzeyinin üzerinde oluyorsa bir şişkinlik hali olacaktır. Ve doğru burası. Altında olduğu zaman ne oluyordu? Bu tam doğal istatistik oranından söz ediyor ama böyle bir şey solunda olduğu zaman da deflasyonist açık oluyordu. Az önce anlattığım mevzu. Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni. Toplam arz eğrisi neden pozitif eğimli olur? Çünkü arkadaşlar
Yüksek üretim düzeyinde, üretim düzeyi arttıkça birim maliyetler, mal ve hizmet, özellikle girdilere yönelik talep artacağı için birim maliyetler yükselmeye başlar. Toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olması nedeni budur. Yani yüksek fiyat düzeylerinde arzın azalması, düşük fiyat düzeylerinde düşmesinin nedeni budur. Bu da ne zaman? 2001 sorusuymuş. Şokların olmadığı, enflasyon beklentisinin değişmediği durgunluk dönemlerinde ne olur? Şimdi şoklar yoksa ve enflasyon beklentisi değişmiyor ise, arz şoku söz konusu değil ise, arz şoku dediğimiz nedir? Sağa kayarsa ya da sola kayarsa arz şoku. Sola kayarsa fiyatlar artar, sağa kayarsa fiyatlar düşer. Arz şoku söz konusu değilse, enflasyon beklentisi de söz konusu değil ise, enflasyon oranının düşme ihtimali yüksektir. Bunu da 2001 yılında sormuşlar. Kronik enflasyonla bilgimiz yoktur. Durgunluk dönemlerinde enflasyon oranlarının düşme eğilimi daha yüksek. Yani hiperenflasyon zaten %500'leri falan bulan bir enflasyon idi. Beklentilerin etkisi. Evet, hangisinin artması toplam talebi artırmaz? Bu da güzel bir soru. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir soru. Ne artarsa toplam talep artmaz. Mesela özel tüketim artarsa toplam talep artar mı? Kuşkusuz artar. Devlet harcamaları artarsa toplam talep artar mı? Elbette artar. Tamam. Merve Esma Çağlayan Büşra harika. İhracat artarsa toplam talep, yani dış talep arttığı için vergi gelirlerinin artması toplam talebi ne yapar arkadaşlar? Tam tersine azaltır. Dolayısıyla doğru cevabımız neresi olacak? Burası olacak. Para arzda toplam talebi artıran bir unsur. Neden? Çünkü vergi gelirleri harcamadan yapılan kesintileri gösterir ve toplam talebi azaltır. Herhalde anlaşıldı. Devam. Yüksek fiyatlar hangisi yoluyla toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğimini belirler? Yüksek fiyatlar hangi yolla toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğimini belirler? İş gücüne katılım oranı, işsizliği artırıp tüketimi azaltarak, faiz oranlarının artmasını yol açarak, yatırımları azaltarak, iş gücüne katılım oranını etkileyip tüketim harcamalarını azaltarak, ücretlerde bir artış yaratıp tüketimi reel olarak azaltarak. Yüksek fiyatlar ne yapar? Faiz oranlarına neden olur, değil mi? Evet. Faiz oranı nedeni olduğu için yatırımlar azaltır. Diğer şıklar arasında bunu rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Eleyebiliyoruz. Bu ne etkisi olarak gösteriliyor idi? Faiz oranı etkisi olarak gösteriliyordu. Az önce anlattığım mevzu. Hangisi toplam arzı artırır? Bu da toplam arzla ilgili çıkmış soru. Bakın demek ki bununla ilgili toplam arz, toplam talep, kısa dönem, uzun hep çıkıyor. Hangisi toplam arzı artırır? Negatif arz şoku. Negatif olursa sola doğru kayar, değil mi? Toplam arz azalır. Ücretler artarsa ne olur arkadaşlar? Aynı şekilde sola doğru kayar, değil mi? Çok güzel. Üretim maliyetleri artarsa toplam arz sola kayar. Beklenen fiyat düzeyi azalırsa toplam arz ne yapar? Sağa doğru kayar. Evet. Nasıl anlıyoruz? Nasıl ifade edebiliriz bunu? Beklenen fiyat düzeyi azalırsa gelecekte fiyatların düşme beklentisi ne yapıyordu? Toplam arzın mevcut durumda artmasına sebep oluyor idi. Düşük fiyatlardan değil, mevcut yüksek fiyatlardan üretimi artırıp satma söz konusu. Şu da alakasız bir şık olmuş. Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan nedenler. Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan nedenler deyince az önce bahsettiğim neyle ilişkilendireceğiz bunu biz? Bunu az önce bahsettiğim Keynesyen aralıkla ilişkilendireceğiz. Eksik rekabet, değil mi? Ücretlerde katılık, nominal ücretlerde katılık, sabit marjinal maliyetler. Bunlarla ilişkilendireceğiz. Neden bunlarla ilişkilendireceğiz? Çünkü tam istihdam dengesi söz konusu değildir. Eksik istihdamın koşulları burada verilmiş. Evet, şöyle bir
soru, buna benzer sorular da çıkar. Para miktarındaki azalma sonucu diğer şeyler değişmezken toplam talep, toplam arz ne olur? Para miktarı azalırsa ne olur arkadaşlar? Para miktarının azalması bir kere toplam talep eğrisini, önce toplam talebe bakalım. Para azalırsa harcayacak para miktarının azalması demek, toplam talep eğrisinin azalması demektir. İki tane şıkkımız var burada. Ya şudur ya da şudur. İki tane sola kayar. Yani sağa kayması mümkün olmadığına göre. Şimdi para miktarının azalmasının diğer şeyler değişmezken, diğer şeyler sabit olduğuna göre o zaman toplam arzda bir değişmenin ortaya çıkmayacağını, yani sola kaymayacağını, dolayısıyla toplam arzın değişmeden toplam talebin sola doğru kayacağını vurgulayabiliriz. Güzel. Son birkaç sorumuz kaldı. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğri arasındaki ilişkiyi açıklayan herhangi ifadeler hangisi doğrudur? Şimdi bunu hatırlayın. Birinci dönemki derslerde bireysel talep eğrisi ile piyasa talep eğrisi arasındaki ilişkiden bahsediyorduk. Orada piyasa talep eğrisinin bireysel talep eğrilerinin toplamından ibaret olduğundan bahsediyor dedik. Şimdi aslında burada benzer bir mantık var mıdır, yok mudur? Bunu sormaya yönelik bir tuzak sorusu diyebiliriz buna. Şimdi piyasa talep eğrilerinin dikey toplamı, piyasa talep eğrilerinin yatay toplamı, böyle bir şey tamamen tahmini, fantazi bir şey. Piyasa ağırlıklı ortalaması, gelir miktarını değiştirerek piyasa talep eğrilerinin kaydırılması, yani meşhur fıkrada olduğu gibi boru yetmedi diyor İhtiyar amca. Onun gibi bir şey. Arkadaşlar bu öyle çok üzerinde durulacak bir şey değil. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasında herhangi bir ilişki, bağlantı veya münasebet yoktur. Neden? Çünkü piyasa talep eğri ile ilgisi yoktur. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni 3 tane, 3 şeydir. Onu da dersin başında tartıştık. Hükümet faiz oranlarında bir artışa neden olmadan toplam talebi artırmak isterse, bakın bu da bir Sayıştay sorusu. Faiz oranlarını artırmak istemiyorsunuz ama toplam talebi artırmak istiyorsunuz. Bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda bir kere devlet harcamalarını ve para arzını artırarak yapabilir misiniz? Bunu bakalım. Devlet harcamaları artarsa toplam talep artar değil mi arkadaşlar? Yani AD'yi artıracağız. Birinci şeyimiz. Evet, yakalayan arkadaşlarımız var. AD'yi artıracağız. Fakat ne yapacağız? Faiz oranları iyi diyelim, interesten geliyor. Bunu da artırmak istemeyeceğiz. Yani bu sabit kalacak. Bunu sabit bırakmak istediğimiz zaman. Devlet harcamaları artırsak toplam talebi artırmış oluruz. Para arzını da artırırsak faiz oranlarında bir artışa neden olmamış oluruz. Dolayısıyla hemen A şıkkında cevap sırıttı değil mi? Vergileri ve para arzını, vergileri artırırsak toplam talep azalır, alakasız olur. Devlet harcamalarını artırıp vergileri azalttığımız zaman bu ne yapar? Faizlerde artışa neden olur. Transfer harcamanı azaltıp para arzını artırır. Para arzı artınca faizler düşer ama şurada da talep azalır. Transfer harcamaları düşerse. Devlet harcamaları artarsa talep artar, para arzı azalırsa faizler yükselir. Dolayısıyla böyle bu ikisi arasındaki teraziyi ifade eden bir sorumuz da bu şekilde Sayıştay sınavında sorulmuş. Ekonomik durgunluğun yaratabileceği olumlu etkilerle ilgili hangisi doğrudur diye bir sorumuz var. Durgunluğun yaratacağı olumlu etkiler. Durgunluğun olumlu etkileri derken durgunluk nedir? Yani hem enflasyonun düşmesi hem de etkin olmayan firmaların kapanmasını sağlayan bir husustur. Evet, durgunluk. Durgunluğun olumlu bir etkisi varsa acaba ne olabilir sorusunun cevabını zaten şurada hemen aşkında vermiş. Enflasyonu düşürme, gelir dağılımı düzeltme. Bakın böyle bir şey asla olamaz. Gelir dağılımı düzelmez. Gelir dağılım için gelir dağılım politikaları izlemek lazım. Hem etkin olmayan firmayı kapatır hem gelir dağılımının düzeltici etkisi olmaz. Bu alakasız bir şey. İş gücü ve sermaye etkinliğini artırmaz arkadaşlar. Yani sadece buna büyük bir etkiye yol açmaz. Şunlar da yine alakasız şıkları veriyor. Evet. Etkin olmayan firmaları kapatır. Enflasyonda da
kısmi bir düşüşe neden olur. Faiz oranlarının artması yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini ne yapar? Çıktı düzeyi, üretim düzeyi, hasıla düzeyi ya da reel gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz hikaye. Faiz oranları artarsa yatırımlar, toplam talep azalır. Yatırımlar azaltır mı? Azaltır. Toplam çıktı düzeyini ne yapar? Çıktı düzeyini artırır mı arkadaşlar? Bundan bahsedemeyiz değil mi? Çıktı düzeyinde düşüş meydana gelmesi lazım. Düşerse yatırımlar azalır. O düşerse yatırımlar artar. Baştan çizdik. Artarsa yatırımlar artar. İlginç. Artınca yatırımlar tersine azalması lazım. Faiz oranlarındaki artış yatırımları, toplam talep, çıktı düzeyini azaltır. Hepsini birden azaltması, evet, artarsa yatırımlar azalır, toplam talep azalır, çıktı düzeyi otomatik olarak azalır. Evet, şurada yakalamış. Tamamını birden şu 3 değişimi, 3 etki, değişken üzerindeki etkileri şurada vermiş. Düşerse yatırımları, toplam talebi, düzeyi azaltır demiş. Düşerse yatırımları, düşerse yatırımlar düşmez, azalır, artar değil mi tersine? Bu böyle bir puzzle gibi bir şey yapmışlar. Burada da bu da böyle bir soru. Evet, ADAS modelinden söz etmiş. Bu da kaymakamlık sorusu. Hem de geçen sene çıkmış bir kaymakamlık sorusu. Hangisi maliyet enflasyonunun oluşumunu ifade eder? ADAS modeline göre. Maliyet enflasyonu ne arkadaşlar? Toplam arzın neden olmuş olduğu enflasyona, maliyet enflasyonu, toplam arzın maliyet enflasyonu söz konusu olabilmesi için, yani üretime bağlı, üretim güçlerinin faaliyetlerine bağlı bir maliyet enflasyonu söz konusu olması için bir kere AD eğrisinin ne olması lazım arkadaşlar? AS eğrisinin ne olması lazım? Sola doğru kayması lazım. Yani azalması lazım. Azalma fiyatları yükseltir. Enflasyon fiyatları yükseltir. Şöyle eğriyi düşünün. AS eğrisini düşünün. Şöyle bir eğri. Şöyle dengede olduğunu varsayalım. Dikey eksende AS eğrisi. AS sola doğru kayarsa ne olur? Fiyatlar işte buradan şu birinci fiyat düzeyi buradan buraya doğru yükselir. Demek ki şu AD sabitken, şu negatif eğimli AD eğrisi sabitken AS eğrisi sola doğru kayarsa olacak olan şey ne? Maliyet enflasyonu. Anladık mı? Harika. Zübeyde zaten olayı çözmüş. Diğer şıklar veriyor mu? Sabitken sağa kayar. Arkadaşlar sağa kayarsa fiyatlar düşer. Yani enflasyon olmaz. AS sabitken AD. AD ile ilgimiz yok. Maliyet enflasyonu deyince arayacağımız şey AS'deki değişim. Yani toplam arzdaki değişim olacak. Buna dikkat edelim lütfen. Başka sorumuz? Evet. Başka sorular, daha başka sorular ve yorumlar içinde kitabın ilgili bölümü ve sondaki sorulara müracaat edebilirsiniz.